Profesör Doktor Tolga Ertekin, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı. Klasik anatomi eğitiminde baktığımızda kadavralardan ve eğitim modellerinden faydalanmaktayız. Fakat son dönemde kadavra temininde ve modellerde yaşanan güçlükler nedeniyle artık anatomi eğitiminde artırılmış gerçeklik ön plana çıkmakta. Bu projeyle ilgili öncelikle hastanemizde bir hastanın tomografi görüntülerinden çizimleri gerçekleştirdik. Daha sonra bu çizimleri programlarla beraber 3 boyutlu hale getirdik. Ve 3 boyutlu hale getirdikten sonra da artık öğrencilerimiz burada bilişim teknolojilerini kullanarak kalbi rahatlıkla 3 boyutlu olarak görebilirler. Ve kalp odacıklarına girebilirler. Kalbe girip çıkan damarları değerlendirebilirler. Doçent Doktor Evin İbile, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Bu proje Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görev yapan 6 kişilik öğretim üyesinden ve öğretim elemanlarından oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Projemiz Bilimsel Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Proje esnasında şu an için 3D olarak kalbin anatomi yapısını tamamlamış olmakla birlikte aynı zamanda kalbin animasyonları yani hareket yapıları üzerinde de şu an çalışmalarımız devam etmektedir. Örneğin kalbin atış hareketleri ya da kanın vücut içerisindeki atış hareketlerinde şu an bunların animasyon süreci devam etmektedir. Kısa vadede sonra belki ekokardiyogramdan ya da elektrokardiyogramdan almış olduğumuz anlık verilerle geliştirmiş olduğumuz kalp anatomi yapılarını senkronize bir hale getirip gerçek insanın kalp atışlarını aynı zamanda geliştirmiş olduğumuz bu 3D kalp modeline yansıtarak varsa herhangi bir problem bunların yapay zeka algoritmalarıyla tespit edilmesi ve anlık olarak görüntüye aktarılması böylelikle de doktorlar için bir karar destek sisteminin de geliştirilmesini bu projede amaçlıyoruz. Şu an için bilgisayarlı tomografi görüntülerinden gerçek bir insan kalbiyle belki %95'in üzerinde benzerlikle bir öğretim materyali elde ettik. Önümüzdeki kısa süreçte ise magnetik rezonans dediğimiz MR görüntülerinden ya da ultrason görüntülerinden farklı organlı yapılarını da ortaya koymayı planlıyoruz. Örneğin bir magnetik rezonans görüntülerinden beynin 3D yapısını ortaya çıkarmayı ve varsa beynin içerisinde herhangi bir tümör yapısı bunu 3D olarak görüntülemeyi ve belki de nöronavigasyon ameliyatlarında bunları kullanmayı planlıyoruz. Uzun vadede ise geliştirmiş olduğumuz bu öğretim materyallerini, laboratuvarı farklı üniversitelerle paylaşarak o üniversitelerinde kendi dijital sanat sınıfları oluşturmalarına imkan tanımayı, böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi milli ve yerli teknoloji hamlesi bünyesinde bütün üniversitelerin kullanabileceği anatomi laboratuvarını ortaya koymayı planlıyoruz.